Merhaba arkadaşlar. Yeni konumuz sıfatlar ve zarflar. Dersimize sıfatlar konusuyla başlıyoruz. Önce sıfat nedir onu görelim. Sıfat, varlıkları niteleyen, onları sayı, işaret, belgisizlik ya da soru anlamıyla belirten sözcüklerdir. Sıfatlar daima isimden önce gelir ve isimlerle birlikte görev yaparlar. ...isimden önce gelmesi gerekiyor. İsimden önce gelmese sıfat olamaz. Burada da örneklerimize bakalım. İsim tamlamaları konusunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. İsim tamlamalarında üç tane sorumuz vardı. Ne, neyin, kimin? Bu üç soruya cevap alabiliyorsak isim tamlaması oluyordu. Bunun dışındaki sorularla cevap alabiliyorsak sıfat tamlaması oluyordu. Örneklerimize bakıyoruz. Yorgun atlar, gizli dünya tanınmış öğretmenler, dikey çizgiler, o kadın, bu eşyalar, bazı arkadaşlar, hangi devirde her çocuk ikişer kitap. isimlere ne, neyin, kimin sorulan sorduğumuz zaman cevap alamıyoruz. O zaman bunların hepsi de kesinlikle sıfattır. Devam ediyoruz. İsimler çekim eki alırlar ama sıfatlar almazlar. Aldıkları zaman isme dönüşürler. Onlara da bu zaman adlaşmış sıfat deriz. Güzel insanlarla karşılaşalım hepimiz. Nasıl insanlar? Güzel, güzel insanlar. İsimden önce gelip ismini nitelediği için güzel sözcüğü burada sıfat olarak kullanılmış. Güzellerle karşılaşalım hepimiz. Dikkat edersek güzel sözcüğünden sonra ler çoğul eki gelmiş. O zaman buradaki sözcüğümüz sıfat olma özelliğini kaybetmiş, isme dönüşmüştür. Birkaç çocuğu okula gönderin. Ne kadar çocuk? Birkaç çocuk. İsme sorulan ne kadar sorusuna cevap verdiği için sıfattır. Birkaçını okula gönderin. Burada ise bir durum var. Sözcüğümüz çekim eki almış. Gizli bir isim tanımlaması var mı? Var. Onların birkaçını okula gönderin. İsim tanımlamasının içerisinde yer alabildiğine göre buradaki sözcüğümüz zamirdir. Sıfat değildir. Çünkü sıfatlar isim tanımlaması içerisinde yer almaz. Niteleme sıfatları. Varlıkların durumlarını, renklerini, biçimlerini, kısaca nasıl olduklarını belirten, niteleyen sözcüklerdir. Niteleme sıfatı isme sorulan nasıl sorusuna cevap verir? Örneklerimize bakalım. Masayla ilgili örneklerimiz var burada. Yuvarlak, kısa, kırık, sarı masa. Hepsi de isme sorulan nasıl sorusuna cevap veriyor. Başka bir örneğimiz tava ile ilgili. Kirli tava, sapsız tava, yanık tava, satılık tava. Gördüğümüz gibi isme sorulan nasıl sorusuna hepsi de cevap veriyor. O zaman bunlar kesinlikle niteleme sıfatıdır. Farklı örneklerimize bakalım. Yeni yapılar, yüksek topuklar, geniş koltuk, çürük diş, yığın yığın ot, ışıklı oda, çalışkan öğrenci, esnek sopa, mavi ev, açık kapı, al yazma. Buradan itibaren dikkat ediyoruz. İleriki konularımızda da göreceğiz. Bazı ekler sıfat fiil yapar. Ve bunlar yine sıfat görebilir. Yanan lamba. Sıfat fiil eki almış. Kırlası eller. Yenmez mantar. Akar su. Bildik insanlar. Sevecek kız. Bitmiş ödev. Bunların hepsi de sıfattır. Son verdiğimiz örneklerde ise sıfat fiil eklerini altları için aynı zamanda da sıfat fiillerdir. Ünvan ve meslek bildiren sıfatlara da niteleme sıfatı denir. Zeki Bey, Ebru Hanım, Doktor Cenk, Öğretmen Ali Bey, Çavuş Akif gibi örneklerimizde renklendirilmiş kısımlar ünvan sıfatlarıdır. Burada dikkat edeceğimiz iki şey var. Cennet Teyze ve Musa Amca örneklerine bakalım. Teyze ve amca isimleri küçük harfle başlatılmış. Ünvan sıfatları akrabalık anlamı katıyorsa küçük harfle yazılır. Devam ediyoruz. Aptallar daima kaybederler. Cümlesindeki aptallar sözcüğü aptal insanlar anlamında kullanılmıştır. Biraz önce söylemiştik. Sıfatın arkasındaki isim düşünülürse adlaşır ve bunlara adlaşmış sıfat denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir kullanım yoktur? Yani adlaşmış sıfat yoktur. İşe giden kadının aklı küçükte kalmıştı. Küçük çocuk var. Patronumuz çalışanları daima korurdu. Çalışan insanları var. Görgüsüze verilecek başka cevabınız kaldı mı? Görgüsüz insan. Adlaşmış sıfat. Kara gözleri herkese parmak ısırtıyordu. Burada sıfat var. Kara gözler. Adlaşmış sıfat değildir. Bütün parasını kumarda vicdansıza kaptırmış, vicdansız insana. adlaşma söz konusu. O zaman doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır? İnceleyelim. Balıkçılar saatlerce azgın dalgalarla boğuşmak zorunda kalmışlar. Nasıl dalgalar? Azgın, azgın dalgalar. Sıfat. Barakayı aydınlatan lambanın ölgün ışığı altında okumaya çalışıyordu. Nasıl ışık? Ölgün, ölgün ışık, sıfattır. Orası eskiden bir sürgün yeriymiş. İsim tamlamalarında söylemiştik. Üç tane sorumuz vardı. Ne yeri? Sürgün yeri. Belirtisiz isim tamlaması olarak kullanmış. O zaman buradaki sürgün sözcüğü isimdir. Esmer ve dolgun yüzüyle annesine çok benziyor. Nasıl yüz? Dolgun, dolgun yüz, sıfattır. Büyüdükçe çevresine karşı ilgisiz suskun bir çocuk olmuş. Nasıl çocuk? Suskun. suskun. O zaman bu da sıfattır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Belirtme sıfatları. İkinci ana başlığımız. Belirtme sıfatları genel olarak beş grupta toplanır. Birincisi, belirtme sıfatları varlıkları, işaret, sayı, belirsizlik, soru yoluyla belirten sözcüklerdir. İşaret sıfatları varlıkları işaret yoluyla belirten sıfatlardır. İşaret sıfatları isme sorulan hangi sorusuna cevap verirler? Belli başlı işaret sıfatları şunlardır: bu, şu, o, öteki, beriki. Dikkat ederseniz işaret sıfatlarının çoğulu yoktur. Çoğul olsaydı neye dönüşecekti? Tür değiştirip zamir olacaktı. Bu soruyu çözerim. Şu limonları uzatır mısın? O topraklar bizim değil. Öteki arkadaşları da çağırın. Bir iki sınıf niçin temiz değil? Renklendirilmiş sözcüklerimiz kendisinden sonra gelen isme sorulan nasıl sorusuna, hangi sorusuna cevap verdiği için işaret sıfatıdır. Kendisinden sonra gelen ismi işaret yoluyla belirtmiştir. İşaret sıfatları ile işaret zamirleri karıştırılmamalıdır. İşaret sıfatları kendisinden sonra gelen ismi işaret yoluyla belirtir. İşaret zamirleri ise kendisine sonra gelen isimleri belirtmezler. O ismin yerine geçerler. Bu çocuk başaracak. Hangi çocuk? Bu çocuk. Bu çocuk. Şu kadın gösterdi. Hangi kadın? Şu kadın. O adam yaktı. Hangi adam? O, adam? o adam. Buradaki sözcüklerimiz sıfattır. Bu başaracak, şu gösterdi, o yaktı cümlelerinde ise dikkat edersek... Bu sözcüklerimizden sonra isim değil, çekimli bir fiil gelmiş. O zaman buradaki sözcüklerimiz işaret zamirleridir. Ki eki ile de işaret sıfatı türetilebilir. Üç tane ki'miz vardı. İlgi zamiri olan ki, bağlaç olan ki, sıfat yapan ki. Sıfat yapan ki işaret sıfatı oluşturur. Örneklerimize bakalım. Gözündeki morluk geçmiş. Neredeki morluk? Gözündeki morluk. Kendisinden sonra gelen ismi ne yapıyor? Belirtiyor. Saçındaki toka olayım, saçındaki toka. Dünkü toplantı oldukça hararetli geçmiş, dünkü toplantı. Yer anlamı katıyorsa D halekinden sonra gelir, zaman anlamı katıyorsa direkt sözcükten sonra ki gelir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret sıfatı kullanılmamıştır? Olumsuza dikkat ediyoruz. A seçeneği Eskiden şu evin yerinde park varmış. Şu ev işaret sıfatı. Çoktan beri bu mahallede oturuyoruz. Mahalle ismini işaret yoluyla belirtmiş. Bu mahalle misafirleri salonda o rahatsız etmiş. Rahatsız etmek bileşik fiili var burada. O sözcüğü rahatsızı belirtemez. Kişinin yerine geçtiği için zamirdir. Duydum, öteki yakada da eviniz varmış. Yaka ismini işaret yoluyla belirttiği için Onları şuradaki rafa yerleştirirseniz iyi olur. Biraz önce görmüştük. Sıfat yapan ki de ne oluyordu? İşaret sıfatı oluyordu. O zaman doğru cevabımız misafirleri salonda o rahatsız etmiş cümlesidir ve o zamir olarak kullanılmıştır. Sayı sıfatları. Varlıkların sayılarını, sıralarını, eşit bölümlerini parçalarını belirten sözcüklerdir. Farklı farklı kullandık, sayılarını, sıralarını. Demek ki bu maddeler gibi nelerimiz var, çeşitlerimiz var. Belirten sözcüklerdir. Birincisi asıl sayı sıfatları. Hiçbir ek almadan varlıkları tam sayı olarak belirtirler. Yani sayılar nasıl olacak? Eksiz olacak. Hiç ek almıyor. Asıl sayı sıfatları isme sorulan kaç sorusunun cevabıdır? Örneklerimize bakalım. Sizin eve doğru iki adam gidiyordu. Ek almış mı? İki adam. Çocuklar için daldan üç elma kopardım. Üç elma eksiz. Bayramda dört öğrenci şiir okudu. Dört sözcüğümüz yine ek almadı ve öğrenci ismini sayı yoluyla belirtti. O zaman asıl sayı sıfatıdır. Asıl sayılardan sonra gelen isimler genellikle çoğul eki almazlar. Demek ki alabildiği durumlarda var. Okuduğumuz kitaplar falan var. Oralarda bunlar başlık olarak karşımıza çıkıyor. Örneklerini görelim. Dedem 3 aylarda oruç tutar. Kaç aylar? 3 aylar. Evet asıl sayı sıfatından sonra gelen ismimiz çoğul eki aldı. En son 3 silahşörler romanını okudum. İsmimiz yine ne yaptı? Çoğul ekini aldı. Normalde almaması gerekiyordu fakat alabilir. Yedi cüceler ve haramiler bir araya getirilmiş cümlesinde de. Cüceler ve haramiler isimleri çokluk ekini almış. Normalde zaten yedi ve kırk sözcüğü o ismin çokluğunu ifade ediyordu. Sıra sayı sıfatları. Varlıkların sıra bakımından sayılarını belirtirler. Sıra sayı sıfatları isme sorulan kaçıncı sorusunun cevabıdır? Örneklerimize bakıyoruz hemen. İnşaat ikinci katta durduruldu. Kaçıncı kat? İkinci kat. Nerelerdesiniz? Üçüncü kez kapınıza geliyoruz. Kaçıncı kez? Üçüncü kez yine sıra ifade ediyor. Birinci hakkında doğruyu buldu. Kaçıncı hakkında? Birinci. Yine sıra ifade ettiği için sıra sayı sıfatıdır. Hak ismini ne yapıyor? Belirtiyor. Üleştirme sayı sıfatları, üleştirme paylaştırma demek, varlıkların eşit biçimde paylaşılmasını belirler. Hangi soruya cevap veriyor? Ona da bakalım. Üleştirme sayı sıfatları kaçar sorusuna cevap verir. Bu soruya cevap aldığım zaman üleştirme sayı sıfatı vardır. En iyisi birer puan fazladan vermek. Kaçar puan? birer puan. Bizim kafadarlar dörder ay içeride kalacaklarmış. Kaçar ay? Dörde. Dörder ay. Sıcak havalarda üçer saat nöbet tuttuk. Kaçar saat? Dörde. Üçer saat. Dikkat ederseniz hep sorularını ben soruyorum. Neden? İsim tanımlamasıyla sıfat tanımlaması arasındaki farkı görün diye. Bu sıfat yüz ya da bin olan sözcük öbeklerinde iki türlü kullanılır ve her iki kullanında doğrudur 10 biner asker bu göreve ayrıldı 10 biner asker asker ismini belirtiyor. Onar bin asker bu göreve ayrıldı yine asker ismini sayı bakımından belirtiyor niteliyor dersek yanlış olur çünkü sayı sıfatları belirtme sıfatıdır. Dördüncüsü kesir sayı sıfatları İsimleri tam olarak değil de kesirli biçimde gösteren sıfatlardır. Kesir sayı sıfatlarını bulmak için isme kaçta kaç sorusunu yöneltiriz. Bankalar yüzde on faiz veriyormuş. Kaçta kaç faiz? Yüzde on faiz. Bu binanın altıda bir hissesi benim. Kaçta kaç ise altıda bir hisse. Sınıfınızda Üçte iki başarı var. Kaçta kaç başarı? Dikkat ederseniz hep kendisine sonra gelen isme sorular soruyoruz. Sıfatlar yüzde yüz bir isimden önce gelmek zorundadır. Bazı sözcükler rakam olmasa bile kesir ifade edebilir. Bunlar tam, yarım, çeyrek sözcükleridir. Bunlar da kesir sayı sıfatı olarak kullanılabilir bilir. Geçen hafta tam biletime ikramiye çıktı. Dörtte dört bilet. Ahmet çeyrek ekmekle doyar. Yine ekmeği kesir bakımdan ne yapıyor? Belirtiyor. Sonuncusu da topluluk sayı sıfatları. Varlıkların sayılarını toplu olarak ifade ederler. İkiz çocuk, üçüz çocuk dediğimiz zaman çocuk isimleri ne yapıyor? Toplu olarak ifade ediyor, belirtiyor. Belgisiz sıfatlar ne vardı? Bir de belgisiz zamir vardı. İkisini karıştırmamak gerekiyor. Bir tanesinde ismi belirtme söz konusu, diğerinde ise ismin yerine geçme söz konusu. Tanımına bakalım. Varlıkları tam olarak değil de aşağı yukarı belirten sözcüklerdir. Yani ne yok? Kesinlik, belirginlik yok. Tanıttıkları varlık belirsizdir. Gölgelidir. Onlarca örneğin içinden biri ya da birileridir. Kimin yerine geçtiği ya da neyin yerine geçtiği tam olarak belli değildir. Uçağa kimi gazeteciler alınmadı. Gazeteci ismini belirtiyor. Fakat gazetecilerin kim olduğu tam olarak belirli değil. O yüzden bir neydir? Belirsizlik var. Belgisiz sıfattır. Bazı anneler dayanamayıp ağladılar. Annelerin kim olduğu belli mi ya da sayılar tam olarak değil. Unutmayın. Bir takım sorunlarla karşılaşabiliriz. Bu sorunların ne olduğu belirli mi? Değil. O zaman burada bir belirsizlik vardır ve belgisiz sıfattır. Hiçbir işiniz yok mu sizin? Örneklerimize bakalım tekrar. Çekmecesine biraz para bıraktım. Sınıfta birkaç öğrenci var. Tüm ülke maçın sonucuyla sarsıldı. Az çalışmamı çok çalışmamı iyidir. Her insan bu işin altından kalkamaz. Herhangi bir çocuk bile bu soruyu yapabilir. Dikkat ederseniz renklendirilmiş kısımlardan sonra isimler var. Bu sıfatlar o isimleri sayı bakımından ya da kim oldukları bakımından tam olarak belirleyemiyor. O yüzden burada belirsizlik var ve hepsi de belgisiz sıfatlara örnek olarak verilebilir. Bir sözcüğünün kullanımına dikkat etmek zorundayız. Bir sözcüğü Varlığın sayısını yani bir tane olduğunu gösteriyorsa sayı sıfatıdır. Herhangi bir anlamı taşıyorsa, kimin yerine geçtiği belli değilse belgisiz sıfattır. Örneklerimize bakıyoruz. Kardeşimin gelmesine bir gün kaldı, iki gün kaldı, üç gün kaldı gibi rakamlar, sayılar getirebiliyorum. O zaman buradaki sıfatımız asıl sayı sıfatıdır. Diğer örneğimize bakalım. Yoldan geçen bir çocuğa soralım. Burada ise herhangi bir anlamı taşımaktadır. Çocuğun kim olduğu belli değil. Sayı ifade ediyor mu? Etmiyor. Herhangi bir anlam olduğu için belgisiz sıfat olarak kullanılmıştır. Belgisiz sözcükler bir isimden önce gelirse ve belirtirse belgisiz sıfattır. İsimlerin yerlerine kullanılırsa ve çekim eki alırlarsa, burası çok önemli, sıfatlar ne yapmazdı? Çekim eki almazdı. Çekim eki alır ve e, kullanılırsa zamirdir. Fiilin, fiilimsinin anlamını kısıyor veya güçlendiriyorsa zarftır. Demek ki üç farklı şekilde ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz. Çok laf insanda sıkıntı yaratır. Laf ismini ne yapıyor? belirtiyor. O zaman nedir? Belgisiz sıfattır. Çoğu bilmeden, anlamadan konuşur. Sözcüğümüz çekim eki almış. O zaman kesinlikle sıfat olamaz. Bir varlığın, bir insanın yerine geçtiği için belgisiz zamirdir. Bir de e, ne yapıyorduk? İsim tanlamasının içerisine yer aldırabiliyor muyduk zamirleri? Aldırabiliyorduk. Bakalım. Onların çoğu Bilmeden, anlamadan konuşur. Bu şekilde de onun zamir olduğunu anlayabiliriz. Üstüme gelmeyin, çok yoruldum. Burada sıfat olamaz çünkü kendisinden sonra isim gelmemiş. Sıfat olabilmesi için mutlaka isim gelmesi gerekiyordu. Çekimli bir fiil geldiğine göre buradaki sözcüğümüz zarftır. Çok konuşanları hiç sevmem. Konuşan sözcüğü burada fiilimsidir. Bir sözcük fiilimsiyi nitelediği zaman yine ne oluyordu? Zarf oluyordu. O zaman buradaki çok sözcüğümüz de zarf olarak kullanılmıştır. Sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcüğü belgisiz sıfat olarak kullanılmıştır? Belirsizlik anlamı olacak. Yerine 2, 3 gibi sayılar getirilemeyecek. Yani sayı ifade etmeyecek. Eskiden 100 para 1 liralık kağıt ediyormuş. Sayı sıfatı. Diyarbakır gibi bir şehirde yıllarca ikamet etmiş. Herhangi bir şehir anlam var. Burada belirsizlik var. Gizlice bir eliyle cebini karıştırmaya çalışıyordu. Sayı ifade ediyor. İki eliyle de karıştırabilir. Parası bir ekmeğe yetebilir de yetmeyebilir de sayı ifade ediyor. Çocuklara bir ev alabilecek kadar miras kalmış. Evin sayısını ifade ediyor. O zaman doğru cevabımız ne olacak? B seçeneğidir. Diyarbakır gibi bir şehirde yıllarca ikamet etmiş. Buradaki bir sözcü belgisiz sıfattır. Soru sıfatları varlıkları soru yoluyla belirten sıfatlardır. Türkçe'de bütün soru sözcükleri bir isimle kullanıldıklarında soru sıfatı olur. Özelliğimiz yine aynen devam ediyor. Sözcüğümüz yine ne olacak? Bir isimden önce gelecek. İsimden önce gelmezse o zaman kesinlikle sıfat değildir. Kural her zaman aynı. Kaç arkadaşınız ÖSS'ye girdi? Soru anlamı var. Arkadaş isminden önce gelmiş. İsmi belirtiyor. Hangi testten başarısız oldunuz? Soru anlamı katan sözcük test ismini belirtiyor. Ne kadar su içtiniz? su ismini belirtiyor. Nasıl bir kasaba orası? Kasaba ismini belirtiyor. Ne gibi işlerle uğraşıyorsunuz? İş ismini belirtiyor. Neredeki parka gideceksiniz? Park ismini belirtiyor. Kaçta kaç hisse bize ait? Hisse ismini. Kaçıncı sınıflar sınav yapılacak? Sınıf ismini ne yapıyor burada? Belirtiyor. O zaman soru anlamı katan sözcüğümüz kesinlikle soru sıfatıdır. Şu üç örneğimizi inceleyelim. Hangisini okudunuz? Bu kesinlikle sıfat değildir. İki sebebi var. Birincisi, kendisinden sonra bir isim gelmemiş. İkincisi, çekim eklerini almış. Sıfatlar çekim eki almazdı. Onların hangisini okudunuz? Zamirler konusunda görmüştük. Zamirlerin, soru zamirlerin cevabı ya yine bir zamirdi ya da isimdi. Burada bir varlığın yerine geçme söz konusu olduğu için soru zamiridir. İkinci örneğimize bakalım. Sizi nasıl karşıladılar? Nasıl sorusu niteleme sıfatlarını da bana bulduruyordu. Fakat burada kendisinden sonra bir isim gelmiş mi? Gelmemiş. Fiili nitelemiş. O zaman buradaki sözcüğümüz soru zarfıdır. Son örneğimiz. Kaçı evine dönmüş. Bakın kaçıdan sonra ev ismi gelmiş. Sanki belirtiyor gibi. Fakat ne yapmış sözcüğümüz? İyelik eki almış. Sıfatlar çekim eki alamazdı. O zaman buradaki kaçı sözcü sıfat değil. Nedir? Soru zamiridir. Soru sözcükleri bir isimden önce gelirse ve belirtirse sıfat bir ismin yerine kullanılırsa soru zamiri, fiile ve fiilimselere yönelirse zarf olur. Sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı soru sıfatıyla sağlanmıştır? A seçeneği, deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? Sıfat olamaz. İki sebebi var. Birincisi çekimeki almış. İkincisi kendisinden sonra bir isim gelmiyor. Burada soru anlamı katan sözcüğümüz soru zamiridir. Cevabı da yer anlamlı ne olur? İşaret zamiri olur. B seçeneği hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Çılgın ismin nitelediği için sıfattır. C'ye bakıyoruz. Zamirler konusunda söylemiştik. Kim sözcüğü her zaman soru zamiri olarak kullanılıyordu. Düşünmemize gerek yok. Soru zamiridir. Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda. His var mı bu alemde nekahet gibi tatlı? Soru anlamı mi eki ile sağlanmış. E seçeneğimize bakalım. Nasıl tahammül eder eski hasta bir tekne? Soru anlamı ne ile sağlanmış? Nasıl sözcüğüyle? Tahammül eder bileşik fiilini soru anlamıyla nitelediği için soru zarfıdır. O zaman doğru cevabımız hangisi? B seçeneği. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Çılgın ismini soru bakımından nitelemiyor, belirtiyor. Sıfatlarda derecelendirme. Sıfat olan sözcükten önce getirilen kadar, çok, pek, en gibi sözcüklerle yapılır. Anlamını ne yapar? Kısıtlar ya da derecelendirir. A. Eşitlik derecesi. Kadar sözcüğü ile yapılır. Konumuz sıfatlarda derecelendirme olduğuna göre neyi derecelendirmesi lazım? Bir sıfatı derecelendirmesi lazım. Neyden önce geliyor? Bakıyoruz hemen. Öğrenci isim. Nasıl öğrenci? Çalışkan öğrenci. Ne kadar çalışkan? Senin kadar çalışkan. Konumuz neydi? Sıfatlarda derecelendirmeydi. O zaman neyi derecelendirmesi gerekiyor? Bir sıfatı derecelendirmesi gerekiyor. Derecelendirme sadece zarflarda değil, sıfatlarda değil, zarflarda da olabilir. İkincisi üstünlük derecesi daha sözcüğü ile yapılır. Yine aynı örneği kullanalım ki sıfatlarda derecelendirme olduğunu görebilelim. Nasıl öğrenci? Çalışkan öğrenci. Çalışkan sözcüğü sıfattır. Ne kadar çalışkan? Daha çalışkan. Üçüncüsü Aşırılık derecesi çok, pek gibi sözcüklerle yapılır. Yine neyden önce gelmesi gerekiyor? Bir sıfattan önce gelmesi gerekiyor. Ne kadar çalışkan, çok çalışkan yine sıfatı ne yaptı? Derecelendirdi. Sonuncusu en üstünlük derecesi. Zaten gösterilmiş orada. En sözcüğü ile yapılır. Ne kadar çalışkan, en çalışkan. Burada ne yaptı? Yine sıfatımızı derecelendirdi. Sıfatlarda derecelendirme olduğuna dikkat ediyoruz. Başka türlerde ne yapabilir? Derecelendirebilir. Onunla ilgili sorularınız da olacak. Sıfatlarda pekiştirme anlam bakımından güçlendirilmiş sıfatlardır ve iki şekilde oluşturulur. Bunlardan birincisi PRSM ile. Kural ne? Bakalım. Niteleme sıfatlarının bir bölümünün İlk ünlü harfine kadar olan kısmı alınır ve P R S M harflerinden yakışanı ile kapatılır. Sarı, temiz, mor, yeşil. İlk ses harfi nereye kadar? S, a, t, mo, ye. Bunlar alınır. Daha sonra araya uygun olanları yani yakışanı getirilir. Sarı konumu sıfatlar olduğuna göre ne diyeceğiz? sap sarı gömlek. Arkasından hemen isim getirmek zorundayız. Değilse ne olmaz? Sıfat olmaz. Temiz, tertemiz gömlek. Mor, mosmor gömlek. Yeşil, yem yeşil gömlek. Gömleği belirtmek zorundayız çünkü sıfat olmaz o zaman pekiştirilmiş sözcüğümüz. İkincisi, pekiştirme sırasında bir ünlü türemesi de olabilir. Bakalım örneğimize. Yalnız burada kuralımız biraz değişiyor. Ben söyleyişte zorlanıyorum. O zaman ne yapmam lazım? Söyleyişi kolaylaştırmam lazım. Kuralımı biraz daha ilerletiyorum. Yalnız kural gereği ne olması lazım? Yap yalnız olması lazım. Fakat zorluk oluştuğu için fazladan sesli harf getiriyorum. Yalnız yapa yalnız adam. Sağlam sapa sağlam ev. Çevre çepe çevre duvar. İsimleri yine ne yapıyoruz burada? Özellikle söylüyoruz. İkincisi ikilemeler yoluyla. Mavi mavi gözler, iyi mi iyi insan, kara kara saçlar, aptal mı aptal öğrenci, uzun uzun yollar, sıcak mı sıcak hava. Sıfatlar burada ne yapılmış? Anlam bakımından kuvvetlendirilmiş, pekiştirilmiş. Sıfatlarda küçültme anlamı. Sıfatların anlamını kısmaya yarayan, eklerle yapılan türemiş sıfatlardır. Demek ki buradaki ekler nedir? Yapım ekidir. Burada biz ne yaptık? Kopya aldık. Bu ekler nelermiş? C, cik, imsi ve intrak. Örneklerimize bakalım hemen. Genişçe ev, genişe yakın ama tam geniş değil. Büyükçe oda, Büyüğe yakın ama büyük değil. Ekşimsi elma. Ekşi gibi ama tam ekşi değil. Sarımtırak gömlek. Sarıya çalan gömlek. Sarıya yakın bir renk ifade ediyor. Küçültme ekicik bazı sıfatlara getirilirken ünlü üremesi veya ünsüz düşmesi olabilir. Bakalım. Az köküne cik küçültme ekini getirelim. Söyle işte zorlanıyorum. Azıcık. O zaman ne yapmam lazım? Araya bir tane sesli harf getirmem lazım. Azıcık yardım. I sesi ne oldu? Fazladan geldi. Kural dışında. O zaman ne var burada? Ünlü üremesi var. Minik, cik. Minik sözcüğüne cik küçültme ekini getirdiğim zaman söyle işte bir zorlanma var. O zaman minik sözcüğündeki k sesi düşürülmeli. Düşen harf sesli mi sessiz mi? O zaman ne var burada? Ünsüz düşmesi var. Minikcik gözler olmaz, minicik gözler olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme eki alan sözcük sıfat görevinde değildir? Ne olacak? Kendisinden sonra bir ismin gelmesi gerekiyor, gelmemesi mi? Değildir dediğine göre gelmemesi gerekiyor. A. Saçlarını dün akşam kestirdi. Şimdi kısacık küçültme eki var. Sözcüğümüzden sonra isim gelmiş mi? Hayır. O zaman nedir bu? Sıfat değildir. Bir fiili niteleme söz konusu mu? Hayır. Zarf da değildir. Hiçbir şeyi nitelemediği için isimdir. B. Sarayın avlusuna daracık bir kapıdan giriliyor. Nasıl kapı? Daracık kapı sıfattır. Sıfatta küçültme yapılmış. Küçücük bir çocuğun sözlerine buldu teselli. Nasıl çocuk? Küçücük çocuk. Tuhaf olan şey biberin ekşimsi tadıydı. Nasıl tat? Ekşim. Ekşimsi tat. Sıfatta küçültme yapılmış. Sarımtırak bir kazak giyip de gelmiş. Nasıl kazak? Sarımtırak kazak. Yine sıfatta küçültme yapılmış. Doğru seçeneğimiz A'dır. Burada isme getirilmiştir. Yapı bakımından sıfatlar sözcük yapısında bunu işlememiştik. Önemli bir konu. Sıfatlar konusunda işlemeyi uygun gördük. Bir Basit yapılı sıfatlar. Hiç yapım eki almamış, kök halindeki sıfatlardır. Çekim eki alabilir mi? Normal sözcükler çekim eki aldığı zaman da ne oluyordu? Basit yapılı oluyordu. Fakat sıfatlarda bir kural vardı. Sıfatlar çekim eki de alamıyordu. O zaman basit yapılı sıfatlar hem yapım eki almayacak hem de Çekim eki alınmayacak. Sarı renk, iyi gün, bol pantolon, düşman ülke, kötü söz, düz çizgi, iri karpuz, son hamle. Buralara baktığımız zaman renklendirilmiş sıfatlarımızda hiç ek var mı? Yok. O zaman bunlar kesinlikle basit yapılı sıfatlardır. 2. Türemiş yapılı sıfatlar. İsim ya da fiil köklerine yapım eki getirilerek yapılır. Yani sözcüğün türünü ve anlamını değiştiren ekler getirilir. Bakalım örneklerimize. Bozuk radyo, sarılı gömlek, tuzlu yemek, şekersiz çay, çalar saat, dünkü maç. Bozmaktan bozuk, sarıdan sarılı, tuzdan tuzlu, şekerden şekersiz, çalmaktan çalar, dünden sıfat yapan kiye almış, dünkü. Yapım eki aldığı için buradaki sözcüklerimiz türemiş yapılı sıfatlardır. Kendisine sonra gelen ismi de ne yapıyor? Niteliyor. Onu da hemen belirtelim. 3. Bileşik yapılı sıfatlar. İki tane sözcük olması lazım. Kaç tane? En az iki tane. İki veya daha çok sözcüğün birleşmesinden meydana gelen sıfatlardır. Birkaç türlü oluşturulabilir. Bileşik sıfatlardan ilkiyle devam ediyoruz. Kaynaşmış bileşik sıfatlar. İki sözcüğün anlamca kaynaşmasıyla oluşur. Belirli bir kural yoktur. Birkaç genç, bir takım insanlar, birçok öğretmen, biraz çaba, uluslararası ilişkiler, açık göz öğrenci, pis boğaz kadın, miras yedi çocuk. Gördüğümüz gibi sıfatlarımız en az kaç kelimeden oluştu? İki kelimeden oluştu. O zaman bunlar anlamca kaynaşmış bileşik sıfatlardır. Belirli bir kuralı yok. Şimdi ikincisine Kurallı bileşik sıfatlara geçiyoruz. Bunlar belirli bir kural dahilinde bir araya gelecekler. Bunlardan ilki sıfat tamlamasının sonuna li eki getirilerek yapılır. Önce ne olacak? Sıfat tamlaması olacak. Uzun saç kendi arasında sıfat tamlaması. Küçük surat kendi arasında sıfat tamlaması. Bu sıfat tamlamalarına li ekini getiriyoruz. Daha sonra da ne yapıyoruz? Hemen arkasından isim geliyor. İsim gelmese ne olmaz? Sıfat olmaz. Nasıl çocuk? Uzun saçlı çocuk. Nasıl kız? Küçük suratlı kız. Bunu biz ters çevirdiğimiz zaman yine ne olur? Kurallı bileşik sıfat olur. Ters çeviriyoruz. Saçı uzun çocuk. Suratı küçük kız. Sorumuzu soralım. Nasıl çocuk? Saçı uzun çocuk. Nasıl kız? Suratı, Suratı küçük. küçük. kız. Birincisi bu. Devam ediyoruz. Takısız isim tamlamasının sonuna li eki getirilerek. Tamlamamız kendi arası içinde isim tamlaması olacak. Li ekini aldığı zaman neye dönüşecek? Bileşik sıfata dönüşecek. Taş duvar kendi arasında takısız isim tamlamasıdır. Badem göz kendi arasında takısız isim tamlamasıdır. Li ekini aldırıyoruz. Kendisinden sonra gelen ismi bu defa ne yapıyor? Niteliyor. Nasıl? Sorusunu sorduğumuz zaman ne yapıyoruz? Cevap alabiliyoruz. O zaman takıl isim tamlaması sıfata dönüşmüş oluyor. Sıfat tamlamalarına siz ve c eki getirilerek kurallı bir sıfat oluşturulabilir. Taze balık 5 para kendi arasında sıfat tamlamasıdır. Sırasıyla c ve siz ekleri getirilmiştir ve kendisinden sonra gelen Ahmet ve yönetici isimlerini ne yapmıştır? Nitelemiştir. Hangi Ahmet? Taze balıkçı Ahmet. Nasıl yönetici? Beş parasız yönetici örneklerinde olduğu gibi. D. Durum takılı sözcüklerden önce iyilik takısı almış isimle öbekleşerek de ne yapabiliriz biz? Bileşik sıfat oluşturabiliriz. Burnu havada öğretmen. Burun sözcüğü iyilik eki almış, hava sözcüğü D hal ekini almış. Aklı oynaşta çocuk, akıl sözcüğü iyilik eki almış, oyna sözcüğü ne yapmış? D hal ekini almış. İkisi öbekleşmiş ve isme sorulan, nasıl sorulan cevap verir hale gelmişler. Nasıl öğretmen? Burnu havada öğretmen. Nasıl çocuk? Aklı oynaşta çocuk. Şimdi de sıfatlarla ilgili özelliklerimize geçiyoruz. Birinci kural en önemlisi. Sıfatlar mutlaka bir isimden önce gelirler. Gelmese zaten ne olmaz? Sıfat olamaz. Birden fazla sıfat bir ismi niteleyebilir. Çizgili siyah bir ceket aldım. Ceketin, tek ceketin özelliği bunlar. Çizgili ve siyah olması. İki defa ceket yazmama gerek yok. Bir sıfat birden çok ismi niteleyebilir. Siyah pantolon, gömlek, kravat almışlar. Pantolon, gömlek ve kravatın üçünün de rengi siyah olduğuna göre üç defa siyah yazmama gerek yok. Sıfat tamlamasında ardarda arda birkaç sıfat gelebilir. Burada kuralımız var. Sıfatlar ayrı çeşitler iseler sıralama şu şekilde olur. Belirtme sıfatı, daha sonra niteleme sıfatı, en sonunda da isim gelir. Bir eski hikaye örneğinde olduğu gibi. Eğer Belirtme sıfatının anlamı vurgulanmak istiyorsa sıralama nasıl olur? Onu görelim. Niteleme sıfatı daha sonra belirtme sıfatı gelir. Vurgu yapılacak yapılacakken isme daha yakın yazılır. Eski bir hikaye şeklinde ne olur? Tamlamamız yazılır. İsim tamlamasının tamlayanı bir sıfatla nitelenebilir. Eski arabanın anahtarı. Burada sıfat nereye gelmiş? İsim tamlamasının önüne gelmiş. Neyi niteliyor? Arabanın anahtarını mı niteliyor yoksa araba mı eski? Eski araba var. Bir de ne var bu eski arabanın anahtarı. anahtarı var. Devam ediyoruz. İsim tamlamasının tamlananı bir sıfatla nitelenebilir. Tamlanan dediğine göre sıfatımız nereye gelecek? Araya gelecek. Bu daha kolay bir tamlama. Adamın asık suratı. Buradaki isim tamlaması adamın suratıdır suratı tamlananından önce asık sıfatı getirilmiştir. Bir sıfat isim tamlamasının tümünü niteleyebilir. Böyle dediği zaman sıfat yine nereye gelecek? Tamlamanın önüne gelecek. Ve biz burada ne yapacağız? Düşüneceğiz. Örneğimize bakalım. Kırmızı bayan elbisesi. İsim tamlamamız burada bayan elbisesi. Mantıken düşündüğümüz zaman kırmızı bir bayan olur. Bu bayan elbisesi mi olur yoksa bayan elbisesi mi kırmızı olur? Bayan elbisesi kırmızı olur. O zaman burada kırmızı sözcüğü isim tamlamasının tamamını ne yapar? Niteler. Çekim eki alan sıfatlar da vardır. Almaz demiştik ama alabildiği durumlarda vardır. Örneklerimize bakıyoruz. Güzelim elbise. İm eki orada sahiplik belirtiyor. O zaman nedir? İyilik ekidir. Nasıl elbise? Güzelim elbise. Nasıl sorusuna cevap verdiği için sıfattır. Babamsız dünya. Nasıl dünya? babamsız dünya sıfattır ve m eki yine sahiplik belirtiyor. Çekim ekidir. Elimdeki fırsat neredeki fırsat? Elimdeki fırsat işaret sıfatıdır. Sıfat yapan ki var. M sahiplik belirtiyor. Çekim eki. D hal eki. O da çekim eki. O zaman sıfatlar çekim eki de alabiliyormuş. Bu örneklerde olduğu gibi. Sıfatlardaki küçültme ekleri yapım ekidir. Demek ki Küçültme eki alan sıfatlar türemiş yapılı sıfatlardır. İlk, ortanca, sonuncu sözcükleri sıra sayı sıfatı olarak kabul edilir. İlk yarışmacı, ortanca kardeş, sonuncu adam bir sıra belirtiyor mu? Rakam olmadığı halde belirtiyor. O zaman bunlar da nedir? Sıra sayı sıfatıdır. Ünvan sıfatları isimden önce de gelebilir, sonra da gelebilir. Ve bunlar büyük harfle yazılırlar. Öğretmen Ali, Ali öğretmen örneğinde olduğu gibi öğretmen ünvan sıfatıdır ve büyük harflerle yazılmıştır. Amca, dayı, teyze gibi akrabalık belirten ünvan sıfatları küçük harflerle yazılır. Türkan teyze, Hüseyin amca örneklerinde olduğu gibi küçük harfle. Büyük harfle yazılabildiği durumlar var mıdır? vardır. Onu görelim. Akrabalık belirten ünvan sıfatları isimden önce gelirse büyük harf yazılır. O zaman lakap olma özelliği kazanmıştır. Açılın dayı Kemal geliyor örneğinde olduğu gibi. Buradaki dayı artık nedir? Lakap olarak kullanılmıştır. Sıfatla isim arasına noktalama işareti konulmaz. Eğer konulursa sıfatımız tür değiştirir ve neye dönüşür? zamire dönüşür. Çünkü ne yapar? İsmi belirtemez. Belirtmez. Bu çocuğu dövdü. Hangi çocuk? Bu, bu çocuk. çocuk. Hangi sorusuna cevap veriyor ve çocuk ismini belirtebiliyor. O zaman işaret sıfatıdır. Bu çocuğu dövdü. Buradaki virgül bu sözcüğünün çocuk ismini belirtmesini engelliyor. Belirtemediği için bu defa ne olur? İşaret zamiri olur. Sıfatlardan sonra zarflara geçiyoruz. Zarf nedir? Onu görelim. Zarf fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların ya da görevce kendine benzeyen sözcüklerin anlamlarını neler bakımından bakalım şimdi onlara? Zaman, ölçü, yer, yön, durum veya soru yoluyla kısıtlayan veya güçlendiren sözcüklerdir. Özelliklerine bakıyoruz. Fiilleri, fiilimsileri, sıfatları, diğer zarfları etkiler. İnceleyelim. Çocukcağız olanları hızla anlattı. Nasıl anlattı? Hızla. Çekimli fiili nitelemiş. Beklediğimiz mektuplar dün geldi. Ne zaman geldi? Dün geldi. Dün geldi. Yine ne yaptı? Fiil. Çekimli fiili niteledi. Devam ediyoruz. Çok arayıp buldu. Ne kadar arayıp? Fiilimsiği niteledi. Demek ki filmsi nitelen sözler ne nedir? Zarftır. Nasıl vurunca ağladı? Hızla vurunca yine fiilimsiyi niteledi. Olayı çok hızlı anlattı. Hızlı sözcü burada zarftır. Anlatmak fiilini niteliyor. Nasıl anlattı? Hızlı. Zarf. Ne kadar hızlı? Çok hızlı. Zarf. Zarfı niteledi. Konuyu oldukça kolay buldu. Nasıl buldu? Kolay. Durum zarfıdır. Ne kadar kolay? Oldukça kolay. Yine ne yaptı? Zarf. Başka bir zarfı niteledi. Çok güzel çiçekleri var. Nasıl çiçek? Güzel, güzel çiçek. İsmi nitelediği için sıfattır. Ne kadar güzel? güzel? Çok güzel. Sıfatı derecelendiren bir ne var? Zarf var. En akıllı öğrenciler burada. Nasıl öğrenciler? Akıllı, akıllı öğrenciler. Akıllı sözü ismi nitelediği için sıfattır. Ne kadar akıllı? En akıllı. Yine ne yaptı? Sıfat anlam bakımından derecelendirdi. Demek ki ben farklı farklı zarf elde edebilirim. İsim çekimeklerini almazlar. Alırlarsa isme dönüşürler. Tıpkı neyi gibi sıfatlar gibi. Dışarı çıktı, ileri baktı kötü söyleme. Buradaki sözcüklerimiz zarftır. Dışarıya çıktı, ileriye baktı, kötüyü söyleme. Örneklerinde hal eklerini aldı. Hal eklerini aldığı zaman çekim ekidir bunlar. Neye dönüştü? İsme dönüştü. Zarflar adlaşmış sıfat durumundaki sözcükleri de derece yönüyle ne yapabilir? Niteleye bilir. Adlaşmış sıfat neydi? Sıfatın arkasındaki isim dönüşürse sıfat da isme dönüşür ve buna ne diyorduk biz? Adlaşmış sıfat diyorduk. Bu örneklerimizde ben canlı, zor akıllı ve acı sözcüklerini sıfat olarak kullanabilir miyim? Kullanabilirim. Arkasındaki isim düştüğü için bunlar neye dönüştü? Altlaşmış, isme dönüştü, altlaşmış sıfat oldu. Dün yayınlar daha canlıydı. Aldaşmış sıfatı ne yaptı? Derecelendirdi. O zaman nedir? Daha sözcüğü zarftır. Yarışma soruları çok zordu. Zor sözcüğü de aldaşmış sıfattır. O zaman çok sözcüğü de zarftır. Çocukların en akıllısı bizimkiler. Akıllı, aldaşmış sıfattır. En sözcüğü yine zarftır, derecelendirmiştir. Bu biberler fazlaca acı, acı sözcüğü de adlaşmış sıfattır. O zaman fazlaca sözcüğü de ne yapmıştır? Adlaşmış sıfatı burada derecelendirmiştir ve zarftır. Durum zarfları, fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ya da türce kendisine benzer sözcükleri, kendisine benzer yine başka bir zarf, durum yönünden sınırlandıran sözcüklerdir. Hangi soruya cevap veriyormuş ona da bakalım. Durum zarfları fiillere, fiilimsilere, sıfatlara ya da türce kendisine benzer sözcüklere sorulan nasıl, niye, neden, niçin sorularından bir tanesine cevap verir. Bahçedeki çiçekler bakımsızlıktan kurudular. Niçin kurudular? Bakımsızlıktan. Telefon numaralarını şaşırmadan söylemişti. Nasıl söylemişti? Şaşırmadan. Ağladığı için utanıyor. Niçin utanıyor? Ağladığı için. Garaja doğru hızlı hızlı yürüdük. Nasıl yürüdük? Hızlı hızlı. Bir kez daha kalkıp yerine oturdu. Nasıl oturdu? Kalkıp oturdu. Aptalca davranıyor, bizi kızdırıyordu. Nasıl davranıyor? Aptalca. Yapacaklarını inceden inceye düşünür. Nasıl düşünür? İnceden inceye. Bu çevreyi iyi tanırdı Ahmet amca. Nasıl tanırdı? İyi tanırdı. Dikkat ettiğiniz için ne? fiile ya da fiilcilere sorulan sorulara cevap veriyor. İşte gösterme ve tanıtma zarfıdır. İşte çalışmanın faydası. Elbette mutlaka, şüphesiz, kuşkusuz gibi sözcükler kesinlik zarfıdır. Hafta sonları mutlaka gelir. Keşke bari dilek zarflarıdır. Keşke siz de bizimle gelseydiniz. Örneklerimize devam ediyoruz. Yine gene tekrar bir daha çok kez iki de bir iki de bir yineleme anlamlı zarflardır. Bugün tekrar kar yağacakmış. Belki olasılık zarfıdır. Yarın belki düzelir. Eğer koşul zarfıdır, eğer söylerse affederim. Durum zarflarını sorularınıza pekiştirelim. Aşağıdakilerin hangisinde cümlenin anlamını durum bakımından tamamlayan bir sözcük vardır? Durum bakımından dediğine göre nasıl sorusuna cevap vermek zorunda. A. Anlatılanları sessizce dinliyorduk. Nasıl dinliyorduk? Sessizce. Burada var. Öğleyin bize geleceğini söylüyor. Ne zaman gelecek? Öğleyin. Kimlik kartını cüzdanına yerleştirdi. Zarf burada zaten yok. Bu yıl Ege kıyılarını gezmek istiyoruz. Ne zaman gezmek istiyoruz? bu yıl zaman zarfı. Aşırı sıcaklardan çamların çoğu kurudu. Burada niçin sorusuna cevap veriyor? Durum zarfı değildir. O zaman doğru cevap A seçeneğidir. Oradan sebep anlamı kalmış. Aşağıdaki cümlenin hangisinde ikileme zarf olarak kullanılmıştır? İkilemelere dikkat ediyoruz. Onun en çok dikkat çeken yönü bakışları ve özellikle iri iri gözleriydi. Nasıl gözler? İri iri gözler, sıfat. Yarım yamalak İngilizcesiyle düşüncelerini anlatmaya çalıştı. Nasıl İngilizce? Yarım yamalak sıfattır yine. Filmdeki korkunç sahneleri soğuk soğuk terler dökerek izledi. Nasıl izledi? Nasıl terler? Soğuk soğuk terler sıfattır. Tatil haberini duyan öğrenciler güle oynaya evlerine gittiler. Nasıl gittiler? Güle oynaya zarftır. Konuşmacıya böyle saçma sapan sorular yöneltilmesi herkesi şaşırttı. Nasıl sorular? Saçma sapan sorular sıfattır. Doğru cevabımız D. D seçeneğidir. Nasıl gittiler? Güle oynaya gittiler. Zarf. Zaman zarfları. Fiilleri zaman bakımından belirten, sınırlayan dün, bugün, yarın, demin, biraz önce gibi sözcüklerdir fiillere ve fiilimsilere sorulan ne zaman sorusuna cevap verirler. Örneklerimiz, dün geldin, bugün gidiyorsun. Kaç tane zarf var burada? Zaman zarfı iki tane. Ne zaman geldin, ne zaman gidiyorsun? Dün ve bugün sözcükleri. Burada renkli olarak gösterilen bütün sözcükler ne zaman sorusuna cevap veriyor. Ne zaman anlatacağım? Sonra anlatacağım. Ne zaman yaşardım? Bir zamanlar. Soru sorduğum yerlere ne yapıyorsunuz? Dikkat ediyorsunuz. Ne zaman çıktı? Demin. Ne zaman ekip? Bu defa çekini fiile değil, fiilimsiye sordum. Ne zaman mahsul aldık? Erken. Ne zaman uyandım? Henüz. Ne zaman göreceğim? Akşamleyin. Ne zaman gölde olurlar? Yazın. Bunların hepsi de zaman zarfına örnek olarak verilebilir. Leri, ları, yenik eki zaman isimlerin sonuna gelir. Ve bu anlamından sıyrılıp genelleme anlamı katar ve her anlamını taşır. Akşamları kahve içerim. Her akşam. Sabahları erken kalkarım. Her sabah. Örneklerinde olduğu gibi. Zaman zarflarını bulmak için sadece ne zaman sorular değil, ne zamana kadar, ne zamandan beri sorularında ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Akşama kadar bahçede çalıştık. Ne zamana kadar? Akşama kadar çalıştık. Dünden beri yağmur yağıyordu. Ne zamandan beri yağıyordu? Dünden beri. Yine nedir? Zaman zarfıdır. Tamlamalar, deyimler ve ikilemeler de zarf olarak kullanılabilir. Bakıyoruz. Nisan'ın ortasına askerden geldim. Ne zaman? Nisan'ın ortasına. Belirtili isim tamlaması. Zaman zarfı olarak kullanıldı. Bana er geç doğrusunu söyleyecek o. Ne zaman söyleyecek? Er geç, ikileme zaman zarfı olarak kullanılmış. Babasına rest çekince sopayı yedi. Ne zaman sopayı yedi? Rest, çek. rest çekince. Deyim zarf olarak kullanılmış. Zaman anlamı taşıyan bağ fiillerde zaman zarfı olarak kullanılabilir. Gidince dünyalar benim olacak. Ne zaman dünyalar benim olacak? Gidince bağ fiil zaman zarfı olarak kullanılmış. Arabası yapılmadan mutlu olmaz. Ne zaman mutlu olmaz? Yapılmadan bağ fiilcine ne olarak kullanıldı? Zaman zarfı olarak kullanıldı. Zaman bildiren sözcükler ne zaman sorusuna cevap vermiyorsa isimdir. Filmi gece seyredelim. Ne zaman seyredelim? Gece zaman zarfıdır. Gece bana huzur veriyor. Bana huzur veren ne? Gece. Ne sorusuna cevap verdiği için isimdir. Akşamları radyo dinlerim. Ne zaman dinlerim? Akşamları zaman zarfıdır. Akşamları hiç sevmem. Neyi hiç sevmem? Akşamları. Neyi sorsana cevap verdiği için yine nedir? İsimdir. Bayramlarda memleketime giderim. Önceden yaramazlıklar yaparmışım. Sonradan uslu birisi, birisi olmuşum. Denek alan sözleri yine ne olarak kullanmış? Ne zaman sorsana cevap verdiği için... Zaman zarfı olarak kullanılmış. Bayramlarda, önceden ve sonradan sözcükleri. Yarından sonra dershaneye uğrayacağım. Ne zaman? Yarından sonra. Haftada bir dedesini ziyaret eder. Ne zaman ziyaret eder? Haftada bir. Yer yön zarfları. Fiil ve fiilimsileri yer ve yön bakımından belirten sözcüklerdir. Ve nereye sorusuna ne yaparlar? Cevap verirler. Sayıları fazla değildir. Bunlar nelermiş görelim. İleri, geri, aşağı, yukarı, ileri, dışarı, öte ve beridir. Yer kalmayınca davetlileri yukarı aldık. Nereye? Yukarı. yukarı. Haleki almıyor bakın yalın. Aşağı in de konuşalım. Nereye in? Aşağı, aşağı. aşağı. İleri git, geri gel. Bıktım artık. Nereye git? İleri. Yeri. Nereye gel? Yeri. Geri. Sen öte git, ikiniz beri gelsin. Öte ve beri sözcükleri yine yalın halde ve fiilini nitelediği için zarftır. Çocuklar biraz sonra içeri girecekler. Nereye girecekler? İçeri yer yön zarfı olarak kullanılmıştır. Yer yön zarfları ismin hal eklerinden bir tanesini alırsa isme dönüşürler. Biraz önceki örneklerimize değişik hal ekleri getirmişiz burada. Onların hepsi neye dönüşmüş? isme dönüşmüş. İki tanesini örnek verelim, geçelim. İleriye git, ismin E halekini almış. Geriye gel, ismin E halekini almış. Haleki aldığı için zarflarımız artık neye dönüştü? İsme dönüştü. Yer yön gösteren sözcük, yalın halde de isim olabilir. Önemli olan nedir? Ona sorulan sorudur. Yani her yalın halde bulunan sözcük, yer yön zarfı değildir inceleyelim İçeri temizlendi. Sözcüğümüz haleki aldı mı? Almadı. Ama hangi soruya so cevap veriyor? Ona bakalım. Temizlenen ne? Ne sorsana cevap verdiği için buradaki içeri sözcüğü zarf değil isimdir. Konumuzu pekiştirelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer yön zarfı kullanılmıştır? A seçeneği. Yukarı mahallede çok ucuza daireler var. Hangi mahalle? Evet. Yukarı mahalle. Sıfattır. Siz de aşağıyı kiralayın, olsun bitsin. Fiilden önce gelmiş fakat haleke almış. O zaman isimdir. İçeri 10 dakika sonra ancak girebildi. Nereye girebildi? İçeri. hale aldı mı? Hayır. O zaman nedir? Yer yön zarfıdır ve fiili ne yapıyor? Niteliyor. Dışarıyı pek beğenmedim çıkmayalım. Dışarı yı haleki almış isimdir. Biz beri tarafta oturmayı tercih ettik. Taraf ismini nitelediği için yine ne olarak kullanılmış? Sıfat olarak kullanılmış. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Miktar diğer adıyla azlık çokluk zarfları. Hangi soruya cevap veriyormuş? Neyi niteliyormuş? Görelim. Fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ya da Başka zarfları azlık, çokluk, nicelik bakımından belirten zarflardır. Fiile veya fiilimsilere yöneltilen ne kadar sorusuna cevap verirler? Beni biraz dinler misiniz? Ne kadar dinler misiniz? Biraz. Neyi nitelemiş? Çekimli fiili. Pek anlamadım. Miktar belirtiyor. Çekimli fiil nitelemiş. Uğrarsınız diye çok bekledik. Ne kadar bekledik? Çok. çok. Bu insanlara azıcık güvenseniz, ne kadar güvenseniz? Azıcık. Oralarda yıllarca kaldık. Ne kadar kaldık? Yıllarca. yıllarca. Yine ne yaptı? Çekimli fiilleri niteledi. Biraz oturmak insanı rahatlatır. Oturmak nedir? İsim fiil. Mekma kalmış. Fiiller sadece, zarflar sadece fiilleri değil, fiilimsileri de niteliyordu. Ne kadar oturmak? biraz oturmak isim fiili nitelediği için yine nedir? Zarfdır. Çok ağlayan bebek uyutulmalıdır. Ağlayan sıfat fiildir. Ne kadar ağlayan? Çok ağlayan yine nedir? Miktar zarfıdır. Az konuşarak çabuk yükselmişti. Konuşarak sözcüğü bağ fiil olarak kullanılmış. Ne kadar konuşarak? Az konuşarak. Yine ne oldu? zarf olarak kullanıldı. Demek ki zarflar isim fiilleri, sıfat fiilleri ve zarf fiilleri de ne yapabilir? Niteleyebilir. Uykuyu biraz fazlaca kaçırmış. Ne kadar, nasıl kaçırmış? Fazlaca. fazlaca. Zarftır. Ne kadar fazlaca? Biraz, biraz fazlaca. Hı. Miktar zarfı başka bir zarfı ne yaptı? Hı. Niteledi. Merdivenleri çok hızlı çıktık. Nasıl çıktık? Çıktı. Hızlı çıktık. Zarftır. Ne kadar hızlı? Çok. Miktar zarfı bir başka zarfı ne yaptı? Niteledi. Konuyu oldukça güzel anlattılar. Nasıl anlattılar? Güzel. güzel. Zarftır. Ne kadar güzel? Oldukça güzel. Yine başka bir zarfı niteledi. Ondan daha akıcı konuşabilirim. Nasıl konuşabilirim? Akıcı. zartır. Ne kadar akıcı? Daha akıcı. Yine başka bir zarfı niteliyor. Şiiri en güzel sen okumuşsun. Nasıl okumuşsun? Güzel okumuşsun. Zarftır. Ne kadar güzel? En güzel. Yine miktar zarfımız başka bir zarfı ne yaptı? Niteledi. Daha akıllı çocuklar da var. Nasıl çocuklar? Akıllı çocuklar. Sıfattır. Ne kadar akıllı? Daha akıllı. Sıfatı derecelendirmiş. Çok yaramaz öğrencileri sevmem. Nasıl öğrenciler? Yaramaz öğrenciler. Sıfat. Ne kadar yaramaz? Çok yaramaz. Sıfatı derecelendirmiş. En zor dersleri bile başardık. Nasıl dersler? Zor, zor dersler. Sıfat ne kadar zor? Aynen. En zor. Yine ne yaptı? Sıfatı anlam bakımından derecelendirdi. Sorumuza bakıyoruz. Pek güzel konuştu tümcesinde. Pek sözcüğünün gördüğü görevi olduğu gibi yüklenen sözcük aşağıdaki tümcelerden hangisinde vardır? Hemen bakıyoruz. Nasıl konuştu? Güzel konuştu. Zarf. Ne kadar güzel? Pek güzel. Tek sözü burada ne yaptı? Diğer zarfın anlamını niteledi, pekiştirdi. Ona göre bulacağız. Yani ne yapacak? Başka bir zarfı derecelendirecek. A. Başka konularda olduğu gibi bu konuda da çok yazı yazdı. Burada başka bir zarfı derecelendiriyor mu? Hayır. O zaman A seçeneği olamaz. Bu yemeği sevmemesine karşın bugün nedense çok yedi. Ne kadar yedi? Çok yedi. Fiili nitelemiş. Sonradan el attığı bu işte de kendisine çok kar sağladı. Ne kadar kar sağladı? Çok. Yine fiil nitelemiş. Söz dinlememekte, bildiğini yapmakta o artık çok oldu. Yine fiil nitelemiş. Bu fırtınalı yağmurlu gecede çok iyi uyuyamadı. Nasıl uyuyamadı? İyi uyuyamadı. İyi zarftır. Ne kadar iyi? Çok, çok iyi. Yine ne yaptı? Başka bir zarfı niteledi. O zaman doğru seçeneğimiz E'dir. Soru zarfları, en son zarf türümüz, fiillerin ya da fiilimsilerin anlamını soru yoluyla güçlendiren ya da kısan zarflardır. Takımımızı niçin desteklemediniz? Niçin her zaman soru zarfıdır? Hiç düşünmeye gerek yok. yok. Bu problemi nasıl çözebiliriz? Fiili nitelediği için yine nedir? Soru zarfıdır, durum anlamı katıyor. Benimle ne biçim konuşuyorsunuz? Yine çekili fiil niteledi. Durum anlamı katıyor. Soru zarfıdır. Ağaçlar ne zaman çiçeklenir? Zaman anlamı katıyor. Çekili fiil niteliyor. Soru zarfıdır. Konvoy ne kadar bekletilecekmiş? Bekletmek fiil niteliyor. Miktar anlamı var. Neydir o zaman? Soru zarfıdır. Soru zarftan cevabı yine bir nedir? Zarftır. Neden yardım etmediniz? Yardım etmek bileşik fiilin niteliği o zaman yine nedir? Zaftır. Ne konuşup duruyorsun? Burada yine nedir? Zaftır. Sebebini açıklayalım. Neden ve ne sözcüğüne dikkat ediyoruz. Neden sözcüğü eğer niçin anlamda kullanılıyorsa zaftır. Ne sözcüğü niçin anlamda kullanılıp fiilin anlamını niteliyorsa yine nedir? Zaftır. Devam ediyoruz. Ne soru sözcüğü bir ismin yerini tutmak üzere kullanıldığında soru zamiri, ismin yerini tutuyorsa zamir. Hangi anlamıyla kullanılırsa soru sıfatı, ismini niteleyecek. Niçin anlamıyla kullanılırsa zarftır. Örneklerimize bakıyoruz hemen. Kadın ne söyledi? Bir ismin yerini tuttuğu için nedir? Zamirdir. Ne gün gelecek? Gün isminden önce geliyor ve de hangi anlamı taşıyor? O zaman nedir? Soru sıfatıdır. Ne gülüp duruyorsun? Niçin anlamında kullanıldığı için burada yine nedir? Soru zarfıdır. Yine aynı şekilde neden sözcüğü de farklı türlerde kullanılabilir. Neden soru sözcüğü niçin anlamıyla kullanılıyorsa soru zarfıdır. Neyden anlamında kullanılıyorsa ise bir varlığın yerine geçtiği için soru zamiridir. Neden hiç kıpırdamıyorsunuz? Niçin hiç kıpırdamıyorsunuz? Soru zarfı. Plastik neden yapılmaktadır? Plastik neyden yapılmaktadır? Neyden anlam taşıdığı için soru zamiridir. Soru sözcükleri bir ismi nitelerse soru sıfatı, bir ismi yerine kullanılırsa soru zamiri, bir fiili ya da fiilimsiyi soru yönden güçlendirip sınırlarsa soru zarfıdır. Size soruyu nasıl sordu? Çekimli bir fiili niteliyor. O zaman nedir? soru zarfıdır. Size nasıl bir soru sordu? Bakın yine nasıl sorusunu kullandım. Fakat fiili değil neyi niteliyor? Soru ismini niteliyor. O zaman soru sıfatıdır. Evleri ne biçim yapmışlar? Yapmak fiil niteliyor. O zaman soru zarfıdır. Bunlar ne biçim evler? Ev ismini ne yapıyor? Niteli o zaman soru sıfatıdır. Arabada ne kadar beklediniz? Miktar anlam var. Fakat neyi niteliyor? fiil niteliği. O zaman nedir? Soru zarfıdır. Arabada ne kadar su var? Yine miktar anlamı var. Fakat neyi niteliyor? Su ismini niteliyor. O zaman soru sıfatıdır. Biz konumuzu pekiştiriyoruz. Hemen bir soru çözelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır? A seçeneği Size ni için yardım etmediğimi düşündünüz mü? Burada soru zarfı var mı? Var. Ni için sözcüğü. Fakat soru anlamı sağlayan sözcük o değil, ni ekidir. Bunu ne yaptık? Eledik. B seçeneği. Buradan olan biteni nasıl görebiliyorsunuz? Nasıl? iki türlü kullanım vardı. Ya sıfattı ya da zarftı. Burada çekimli fiil niteleyip soru anlamı kattığı için soru zarfıdır. Doğru cevap B seçeneğidir. Buradan olan biteni nasıl görebiliyorsunuz? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme sıfat görevinde kullanılmıştır? Yani ne yapacak? Bir ismi niteleyecek. Bu meseleyi ona güzel güzel anlattım. Nasıl anlattım? Güzel güzel, güzel zarftır. Durum zarfı. Çocuğunu seve seve büyütürken ayrılık geldi başlarına. Nasıl büyütürken? Büyütürken zar fiildir burada. Seve seve büyütürken. Fiilimsiyi niteleyen bir zarftır. Sarı sarı üzümler dallardan sarkıyor, iştahımızı kabartıyordu. Nasıl üzümler? Sarı sarı üzümler ismi nitelediği için kesinlikle sıfattır. Yüzüme baka baka nasıl da yalan söylüyordu. Neyi niteliyor? Yalan söylemeyi niteliyor. O zaman nedir? Zarftır. Nehri yüze yüze geçti. Nasıl geçti? Yüze yüze geçti. Sarftır. Doğru seçeneğimiz C'dir. Sarı sarı üzümler dallardan sarkıyor, iştahımızı kabartıyordu. Sıfattır. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır? A seçeneği. Kardeşin de bizimle niçin gelmiyor? Niçin hiç düşünmüyorduk. Kesinlikle neydi? Soru zarfıydı. Senin için Nasıl bir ev alalım? Soru anlamı nasıl sözüyle sağlanmış? Ev ismini nitelediği için, belirttiği için soru sıfatıdır. Ne tür insanlarla arkadaşlık ediyorsun? Soru anlamı ne ile sağlanmış? Tür ismini belirttiği için soru sıfatıdır. Antalya'dan hangi vasıta ile dönüyorsunuz? Vasıta ismini nitelediği için sıfattır. Seni bu düşünceden kim döndürebilir? Kim her zaman soru zamiriydi? Doğru seçeneğimiz A seçeneği. Kardeşin de bizimle niçin gelmiyor? Sıfat tamlamaları li eki alarak bileşik sıfat oluştururlar. Burada neyden bahsediyor? Kurallı bileşik sıfattan bahsediyor. Aşağıdakilerin hangisi bu kurala bir örnektir? Geniş bahçeli evi olsun istiyordu. Geniş bahçe. Nasıl bahçe? Geniş bahçe. Sıfat tamlamasıdır. Y eki almış. Nasıl ev? Geniş bahçeli ev. Kuralımıza uydu mu? Soru kökündeki uydu. O zaman doğru seçeneğimiz nedir? A seçeneğidir. Geniş bahçeli evi olsun istiyordu. Böylelikle zaaflar konusuna bitirmiş olduk. Yeni dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.